TV8'de yayınlanan ve yayınlandığı saatlerde izlenme rekorları kıran, fenomen dizi Kırmızı Oda yeni bölümleriyle izleyicilerin dikkatini çekmeye halen de devam etmektedir. Üstelik, izleyiciye keyifli dakikalar yaşatan, Kırmızı Oda dizisinin başrolünde, Binnur Kaya, Gülçin Kültür Şahin, Ayta Sözeri ve Burak Sevinç gibi birçok tanıdık isim de yer almaktadır. Öte yandan, Kırmızı Oda dizisinde, sürekli psikolojik insanların dramatik ve gerilim dolu hikayesi de anlatılmaktadır. Bununla birlikte, en çok sorulan sorulardan birisi ise, Kırmızı Oda dizisinde keklik karakterini canlandıran, Ayta Sözer'in gerçekten erkek mi, kadın mı olduğu sorusudur. İşte, biz de bunun akabinde bu videoda Kırmızı Oda dizisinde keklik karakterini canlandıran, Ayta Sözer'i hakkındaki o şok iddiayı sizler için derledik. Bu videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve tümünü seçmeyi unutmayınız. İyi seyirler. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8 dizisi Kırmızı Oda, yeni sezonda da fırtınalar estirmeye devam etmekte olduğunu özellikle de görmekteyiz. Diziye bu sezon Meltem Cumbul, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve İlayda Alişan gibi birçok tanıdık isim de katılmış bulunmakta. Diğer yandan Kırmızı Oda dizisinde keklik karakterini canlandıran başarılı oyuncumuz Ayta Sözer'i performansıyla dikkat çekmiş durumda. Bunun akabinde, izleyiciler de Ayta Sözer'in gerçek cinsiyeti erkek mi kadın mı araştırmasına başladı. O zaman Kırmızı Oda keklik karakterine hayat veren Ayta Sözer'in hem gerçek cinsiyetini hem de kendisini gelin hep beraber kısaca tanıyalım. Ayta Sözer'i, 31 Mart 1976 yılında Batı Almanya'da doğmuştur. Anne tarafından Çerkes asıllıdır. 1982 yılında ailesiyle beraber İzmir'e yerleşmişlerdir. 20'li yaşlarda cinsiyet değiştirmeye karar verir ve çeşitli ameliyatlarla cinsiyetini değiştirir. Böylelikle, Almanya'da bir erkek çocuğu olarak dünyaya gelen Ayta Sözer'i, geçirdiği ameliyatlarla birlikte kadın görünümlü transseksüel bir birey olarak hayatına devam etmiştir. Yani erkek olarak dünyaya gelen Ayta Sözer'i daha sonra cinsiyet değiştirerek kadın olarak tanınmıştır. Bununla birlikte, Ege Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun olan Ayta Sözer'i, 9 Eylül Üniversitesi Türk Sanat Müziği Korosu'nda Türk Müziği eğitimi de almıştır. Daha sonra aralarında Sezen Aksu'nun da bulunduğu değerli sanatçıların konserlerinde vokallik yaparak hayatını kazanmaya başlamıştır. Diğer yandan, Ayta Sözer'i bir dönemde Benimle Şarkı Söyle yarışma programında jüri görevi de yapmıştır. Ayta Sözer'i, 2019 yılında Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda verdiği ilk konserinde Belkıs Özener'i sahnesinde ağırlamıştır. Verdiği konserleri ile büyük ilgi de gören Ayta Sözer'i, 2020 yılında Bodrum Antik Tiyatrosu'nda verdiği bir konserinde efsane sanatçı Gülden Karaböcek'i de sahnesinde konuk etmiştir. Ayta Sözer'i şimdilerde, Kırmızı Oda dizisinde keklik karakterini oynayınca milyonların tanıdığı bir isim haline de gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca tiyatro eğitimi de alan Ayta Sözer'i, İstanbul'da bir restoranda sahne alırken yönetmen Mustafa Şevki Doğan tarafından keşfedildi ve oyunculuk dünyasına ilk adımını böylelikle de atmıştır. Diğer yandan, Hayat Bağları, Arka Sokaklar gibi dizilerde de rol alan Ayta Sözer'i, başarılı oyunculuğunun yanı sıra sürekli cinsiyeti ile de gündeme de gelmektedir. Videomuzu izledikten sonra, Ayta Sözer'i hakkındaki eğlenceli yorumlarınızı, yorum kısmında merakla bekliyoruz. Bu tarz videoların daha çok gelmesi için, bu videoyu beğenerek bize bir iyilik yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.